Anadolu. Tarih öncesi çağlardan beri birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim coğrafya. Sahip olduğu eşsiz yeraltı ve yerüstü güzellikleriyle herkesi kendisine hayran bırakmış, üzerinde barındırdığı tarihi ve kültürel varlıklarıyla adeta bir açık hava müzesi olan cennet vatanımız. Üzerinde manevi tesiri sınırları aşmış veliler, yüksek vasıflı alimler, dünyayı dize getirmiş sultanlar ve hatta peygamberler yaşamış mübarek topraklar. İslam ile şereflendiğinden beri neredeyse 1000 yıldır her bir köşesinde manevi merkezler kurulmuş, üzerinde yaşayanları hem maddi hem de manevi olarak beslemiş bereketli yurt. Kıtaları ve kültürleri birleştiren barış ve huzur diyarı Anadolu. Ben Hasan Burak Durmuş. Bisikletimle yapacağım her seyahatimde bu topraklarda var olmuş, insanların ruh ve fikir dünyasını aydınlatmış bir gönül sultanının izinden gidecek, varlığını sürdürmekte olan manevi veya kültürel mekanları ziyaret edeceğim. İzlenimlerimi ve hislerimi paylaşıp o güzel insanları anlamaya ve anlatmaya çalışacağım. Yolculuğum boyunca o güzel insanların bize bıraktığı mirası anlamaya çalışacak, günümüze ulaşmış manevi merkezlerin havasını teneffüs edecek ve geçtiğim yerlerdeki tarihi eserleri, doğal güzellikleri ve güzelim Anadolu insanını fotoğraflamaya çalışacağım. Geçtiğim yerlerde ufak da olsa geleceğe miras kalacak bir iz bırakacağım. Bu seyahatimde yine bir gönül sultanının izinde olacağım. Daha doğru ifadeyle bir gönül sultanının yaşadığı şehir olan Bursa sınırları içerisinde olacağım. Bu seyahatime konu olarak Süleyman Çelebi'yi seçtim. Süleyman Çelebi demek Bursa demek. Çünkü kendisinin hayatının büyük bir çoğunluğu Bursa'da geçmiş. Bursa'da doğmuş, Bursa'da vefat etmiş. Bu nedenle ben de Bursa içerisinde, Bursa sınırları içerisinde kendime çok güzel bir rota çizdim ve bu rotanın izinde olacağım. Önceki seyahatlerimden anlaşılacağı gibi Bursa'nın yeri bende çok ayrı. İstedim ki hem Süleyman Çelebi'yi analım hem de onun bize bıraktığı mirası anlamaya çalışalım. Elbette bu seyahati planlamam böyle sebepsiz yere olmadı. Bu seyahatimin ortaya çıkışına sebep olan ise gözüme ilişen bir haber. Kültür Bakanlığımızın duyurduğu bir haber. Öğrendim ki 2022 yılı Süleyman Çelebi yılı ilan edilmiş. Bunu öğrendikten sonra içimde oluşan Bursa'ya gelme isteğine karşı koyamadım açıkçası. Vefatının 600. yılında hem Süleyman Çelebi'yi hem de asırlardır dilden dile, gönülden gönüle aktarılarak gelen mevlidini ve elbette ki Bursa'nın tarihi ve kültürel dokusunu tekrar ziyaret etmeye çalışacağım bu seyahatimde. O halde yine mevlitten, Süleyman Çelebi'den bir alıntıyla seyahate başlayayım. Allah adın zikredelim evvela. Vacip oldur cümle işte her kula. Haydi bismillah. Bu kez kış mevsiminin başında geçmek durumundayım buralardan. Ağaçlar kendilerini kışın soğuğundan korumak için tüm yapraklarını dökmüş. Mevsimler arasında en duygusuzu gibi kış. Renk yok, can yok doğada. Açıkçası bu mevsimde doğada bisiklet sürmek pek keyif vermez insana. Nereye baksanız gri ve soluk görünür. Yer yer sık ağaçlı ve yapraksız ormanların olduğu köy yollarında bisikletimi sürerken bir yandan da Süleyman Çelebi'yi düşünmeye çabalıyorum. Çabalıyorum ya, sanki nereye baksam onu daha iyi anlamamı sağlayacak bir işaret görecekmişim gibi geliyor. Bu düşünceler eşliğinde bir sonraki durağıma ulaşıyorum. Bursa deyince aklıma gelen ilk kişilerden, hatta ilk yerlerden birisi de Baba Sultan. Yani diğer adıyla Geyikli Baba. Kendisi Bursa'nın fethinde de çok öncü rol oynamış kişilerden birisi. Bu nedenle Bursa'ya geldiğimde Baba Sultan'a muhakkak uğramayı tercih ederim. Ayrıca gerçeküstü hikayelere sahip karakterler çok fazla ilgimi çeker. Hele ki bizim kendi öz kültürümüzün parçası olan kişilerin hikayelerini dinlemeyi
Okumayı çok severim. Güzergahım üzerinde Geyikli Baba gibi bir ismin olması elbette ki yolumu buradan geçirmemin asıl sebebidir. Kendisi yalnızca gönül dünyamı değil, aynı zamanda hayal dünyamı da süsleyen şahsiyetlerdendir. Hikayesi itibariyle oldukça hayali bir karakter gibi dursa da gün gibi gerçek olduğundan hiç şüphem yok. Zaten çoğu kaynak da bu konuda hemfikir. Bir adam düşünün ki dağlarda geyikleriyle birlikte yaşıyor. Üstelik keramet sahibi biri ve elbette ki talebe de yetiştiriyor. Baba Sultan hakkında ilk defa malumat sahibi olduğumda bana çok şaşırtıcı gelmişti. Çünkü o zamanlar geyiklere sahip olmak fikri bana oldukça uzaktı. İnsan okudukça, araştırdıkça yeni şeyler öğrenir ya. Öğrendim ki bazı Türk toplulukları özellikle geyik yetiştirip geçimlerini onlarla sağlarlarmış. Allah bilir ya, Geyikli Baba da belki bu şekilde bir insandı. Ya da hakkında anlatılan bazı hikayeler gibi gerçekten yabani geyiklere tesir edebiliyordu. Geyiğe bindiği ve hatta savaşlara geyik sırtında katıldığına dair hikayeler de okumuştum. Bisikletiyle seyahat eden biri olarak kendime buradan bir benzerlik çıkarabilirim. Şakası bir yana, Geyikli Baba'ya olan fikri bağlılığım anlaşılabiliyordur. Geyikli Baba hakkında anlatılan hikayeler ne kadar gerçektir bilemem ama arkamda görmüş olduğunuz şu koca çınar ağacı oldukça gerçek duruyor. Üstelik boyutuna ve içinde bir oda genişliğinde boşluğuna baktığımda diyebilirim ki gerçekten tarihin ve burada yaşanmış hikayelerin en net şahididir kendisi. Ben bu güzel mekana uğrayıp burada biraz vakit geçirip fotoğrafladıktan sonra artık yoluma devam edebilirim. Geyikli Baba'nın kabrini ziyaret edip yollara düştükten bir süre sonra muazzam bir şey oldu. Tevafuken girdiğim bir yolun devamı, hayal gibi bir yolun kapısını araladı bana. Kırmızı topraklı bir yola düştüm. Ağaçlar yine yapraksız elbette ama bu kez de türlü türlü kuşlar görünüyor ağaçlarda. Arkasına saklanacak yaprak olmayınca, geçtiğim yolun kenarındaki ağaçlarda beni gören kuşlar şakıyarak kaçışıyorlar etrafa. Belli ki hesapta bu yoldan bir insanın geçmesi yokmuş. Bu güzel yolun tadını çıkarmaya çalışırken bir başka muazzam detay ile büyülendim diyebilirim. Zirvelerine kar yağmış Uludağ. Uludağ'ın zirvelerinde kar varken hiç bu açıdan görmemiştim. Karla kaplı Uludağ'ın eteklerinde yürümüşlüğüm var. Ancak bu manzara bir başka. Ne yazık ki yanımda ne etrafa kaçışan kuşları ne de Uludağ'ın karlı zirvelerini fotoğraflayacak lens yok. Bu nedenle yalnızca izlemekle yetiniyorum. Kış mevsiminin güzelliklerini seyrederek bisiklet sürerken yolum muhteşem güzellikte bir yamacın yanından geçiyor. Burada biraz mola vermek istiyorum. Allah biliyor ya, seyahat etmeyi gerçekten çok seviyorum. Seyahat etmekle boş boş gezinmek arasında farklar olduğuna inanıyorum ben. Mesela hep seyahatlerimin bir amacı olmasına özen gösteririm. Bir yere gittiğimde sırf oraya canım istiyor diye gitmemişimdir. Muhakkak oraya gitmek için bir sebebim vardır. Buna çok özen gösteririm. Seyahatlerin amaçsız olamayacağına inanırım. Hiç değilse düşünmek, tefekkür etmek için yapılmalı seyahatler. Hiç değilse diyorum, yani gitmek için bir sebebiniz, gidecek bir sebep bulamadığınızda hiç değilse böyle doğal güzelliklere bakıp düşünüp tefekkür etmek bir seyahat sebebi olabilir. Ki bu seyahatlerimin çıkış amacı da buradan kaynaklanır. Eski zamanlardaki seyyahlara baktığımda da gördüğüm bu. Yerli olsun, yabancı olsun fark etmez. Kimisi orduyla seyahat etmiş, kimisi ticaret kervanıyla, kimisi hacı olarak seyahat etmiş. Hatta bazıları esir düştüğü yerde gördüğü, deneyimlediği şeyleri kaleme alarak seyyah notu, seyahat notu olarak paylaşmış. Beni bu konuda mazur görün. Çünkü asıl bahsetmek istediğim konular bunlar değil. Fakat seyahat veya fotoğraf konu olunca, aklıma gelince gerçekten kendimi durduramıyorum. Özellikle seyahat yazıları yazdığımda da devasa metinler teslim edebiliyorum. Yani kişi sevdiği işi çok iyi anlatırmış ya. Yani o konu açıldığı zaman
Kesinlikle durduramaz insan kendini. Bu hepimizde olur. Bazımızda futbol için olur. Bazısında seyahat için olur. Bazısında kitaplar için olur. Benim bahsetmek istediğim konu bu güzel yerde mola vermişken Süleyman Çelebi'nin Mevlidi üzerine konuşacağım. Elbette ki çok akademik bir konuşma yapamayacağım bu konuda. Ama Süleyman Çelebi'nin Mevlidi yazışıyla alakalı bir anekdot anlatacağım. Çünkü bu anekdotu duyduğumda bana çok ilginç gelmişti. Öncelikle Süleyman Çelebi'nin Mevlidi yazışından bahsedeyim. Hani derler ya, testinin içinde ne varsa dışarıda o sızar. Süleyman Çelebi'nin Ulu Cami'de imamlık yaptığı dönemde vaizlerden birisi bütün peygamberlerin eşit olduğuna, aralarında herhangi bir fark veya üstünlük olmadığına dair vaaz vermiş. Elbette ki bu vaaz cemaat arasında kargaşaya sebep olmuş. Kimisi vaazın doğru olduğunu savunurken bir kısmı da vaazın yanlış olduğunu savunmuş. Bu konuya Süleyman Çelebi bilgisi ve tecrübesi dahilinde açıklık getirmiş. Şöyle ki Süleyman Çelebi, ölmeyip İsa göğe bulduğu yol, ümmetinden olmak için idi ol diyerek Peygamber Efendimiz'i övmüş ve böylelikle de cemaatin arasındaki kargaşaya son vermiştir. Hatta bu olaydan sonra Süleyman Çelebi'nin aynı aşk ile Mevlid adlı eserini yazmaya devam ettiği söylenir. Bu hikayeyi de anlattıktan sonra ben artık bu güzel yerdeki molama son verip yolculuğumu layıkıyla bitirmeliyim diye düşünüyorum. Öncelikle geceyi geçirecek bir yer bulmalıyım. Seyahatim boyunca Süleyman Çelebi'yi ve onun ortaya koyduğu eseri Mevlid'i düşünüp durdum. Acaba Süleyman Çelebi'yi Mevlid gibi bir eseri yazmaya neyin teşvik etmiş olabileceğini düşünüyorum. Bunu anlamaya çalışıyorum. Ve bunu düşünürken de aklımda yalnızca bir dize dolaşıyor. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Yani Süleyman Çelebi'yi bu eseri yazmaya teşvik eden her neyse, sanırım beni de bu yolculuğa zorlayan, bu yolculuğa vesile olan şey aynı şeydi. Bunu ben şu şekilde yorumluyorum. Olsa olsa muhabbettendir. Yani beni Süleyman Çelebi'nin izinde, Bursa içinde böyle bir yolculuğa vesile kılan şey, Süleyman Çelebi'ye olan, onun Mevlid eserine olan muhabbetim, samimiyetim, sevgimdir. Ki muhtemelen Süleyman Çelebi'yi de Mevlid gibi bir eseri yazmaya teşvik eden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan muhabbetidir. Hal böyle olunca muhabbet üzerine biraz düşünmek, biraz fikir yürütmek istedim. Muhabbet meselesi çok ilginç geliyor bana. Ve sanırım yalnızca İslam coğrafyasında, İslam kültüründe kendisine yer bulmuş bir kavram. Mesela Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Habibim diye hitap edişinden aslında muhabbetin ne kadar önemli bir mesele olduğunu anlayabiliyorum. Ve elbette ki bu konu benim boyumu rahatlıkla aşabileceğinden, bunun bilincinde olduğumdan mümkün mertebe kendi boylarımda olan sularda kalmaya gayret edeceğim. Bir hadisi kutsi'de Allah-u Teala'nın Habibim sen olmasaydın felekleri yaratmazdım dediği söylenir. Süleyman Çelebi'ye ve onun yazdığı Mevlid eserine bu açıdan baktığımda, yani bunu bu şekilde düşündüğümde aslında Peygamber Efendimiz'e olan sevgisini anlayabiliyorum. Ve bunu anlayabilmek açıkçası içimde ufak bir burukluk meydana getiriyor diyebilirim. Yani Peygamber Efendimiz'e böylesi beslenmiş sevgileri, muhabbetleri duyduğumda açıkçası bir Müslüman olarak benzer bir sevgiyi besleyememiş olmaktan korkuyorum. Bundan oldukça endişeleniyorum. Bu nedenle sözü burada kessem iyi olacak. Çünkü düşünüyorum da konuştukça zararım yararımdan fazla olacak gibi. Allah bize tüm aşıkların sevgilisine, Allah'ın Habibine layıkıyla muhabbet besleyebilmeyi nasip etsin. Bu gecenin finalinde
Böyle bir duayla yapmış olayım. Ben fikirlerimle biraz baş başa kalayım. Dinlenmeye çekileyim. Yine nispeten kapalı, serin bir güne uyandım. Bu kez şehrin yerleşim alanına yaklaşmış olmaktan dolayı daha düzgün asfaltlanmış yollar düşüyor payıma. Uludağ'ın yamaçlarına kurulu olduğu için şehir, yollar yer yer yokuştu. Ancak yokuşlar beni hiç caydırmaz. Çünkü çok bilinen bir motivasyon sözünde de değinildiği gibi, güzel manzaralar hep zorlu tırmanışların ardından gelir. Fakat bu kez yolun sonundaki manzara benim için pek de sürpriz olmayacak. Gayet iyi bildiğim, çeşitli şekillerde, çeşitli nedenlerle gitme şansına sahip olduğum bir yere doğru pedal çeviriyorum. Aslında burayı bilmeyen pek yok desem herhalde yanlış olmaz. Sıradaki durağım Cumalı Kızık. Bursa sınırları içerisinde seyahat etmek için birçok sebep var. Herhangi bir insan Bursa'da seyahat etmek için kendisine bir sebep bulmakta zorlanmaz sanıyorum. Mesela tarihi yerleri seviyorsanız, emin olun Bursa size birçok şey vaat edecektir. Dini, manevi alanları ziyaret etmeyi seviyorsanız, Bursa kesinlikle yine size çok şey vaat edecektir. Eğer doğada vakit geçirip ruhunuzu dinlendirmeyi seviyorsanız, hiç tartışmasız Bursa ruhunuzu da çok iyi tatmin edecektir. Tarihi ve kültürel değerleri görüp dokunmaktan haz alan biriyseniz yine birçok köy, yapı, müze vesaire bulabilirsiniz. Benim zaman zaman bisiklet turu yaptığım güzergahlardan birini burada paylaşayım. Bursa'nın Kızık köyleri. Dere Kızık, Hamamlı Kızık ve bu köylerin en bilineni Cumalı Kızık. Aslında 14 farklı Kızık köyünden bahsedilirken bugün yalnızca 5 tanesi halen yerli yerinde. Bense şu anda Cumalı Kızık'tayım. Güzergahımı bilhassa Kızık köyleri üzerinden planladım. Çünkü bu köylerin halen o eski tarihi dokuyu yansıtan evlerini ve dar sokaklarını gerçekten çok seviyorum. Tarihi oldukça eskiye, Bursa'nın fethine, hatta belki daha öncesine kadar uzanıyor. Köyler isimlerini bu bölgeye yerleşen her bir Kızık boyundan alıyor. Bu nedenle de ilgimi oldukça çekiyor diyebilirim. Bu köyler arasında seyahat ederken kendimi her bir Türk boyunu ziyaret ediyormuş gibi hissediyorum. Köyler arasında en renklisi Cumalı Kızık olduğu için buraya özel bir zaman ayırmak istedim. Buraya uğramasam bu seyahatim eksik kalırdı. Cumalı Kızık deyince insanın aklına yalnızca köy kahvaltısı gelmesi ne kadar acı. Halbuki eşsiz bir tarihin tam göbeği burası. Koskoca bir milletin, bir devletin gelişip dallanıp budaklandığı bir yer burası. Kızık kelimesinin kökenini bile araştırsak çok köklü bir mirasa ulaşırız. Neredeyse 1000 yıl evvel ortaya konmuş olan Kutadgu Bilig eserinde dahi Kızık kelimesinin geçmesi bu derin bağın bir göstergesi niteliğinde. Bu nedenle ben Kızık köylerini ayrıca severim. Diyebilirim ki burada zaman geçirmek benim adıma çok doğru bir karar oldu. Bursa'nın muhteşem havasında şehirden uzak başladığım seyahatimde tekrar şehir merkezine girmek durumunda kaldım. İnsan ne kadar doğa severse sevsin, şehirlerden, şehir merkezlerinden uzak kalabilmesi pek mümkün değil. Doğada başlayan her döngü, her macera en nihayetinde şehirde biter. Bu seyahatimde de böyle oldu diyebilirim. Şehirden uzaklaşıp tüm o keşmekeşten uzak hayat yaşamayı başaranların hikayesi hep anlatılır. Çünkü zor bir işi başarmışlardır. Eğer herkesin kolaylıkla başarabildiği bir iş olsaydı bu kadar kıymetli olmazdı.
Bu seyahatime konu seçtiğim Süleyman Çelebi de yine zor bir işi başardığı için gönüllerde yer tutmadı mı? Seyahatimin son durağına Süleyman Çelebi Türbesi'ne yaklaşırken daha önceden aşina olduğum bir manzaranın önünden geçmek iyi hissettiriyor. Şehir manzaraları pek iç açıcı olmaz diye düşünebiliriz. Ancak mesele her yerde bir güzellik görebilmekte zaten. İşte bu seyahatimin son durağı beni bir kez daha Bursa'ya getiren Süleyman Çelebi'nin türbesine varıyorum. Yolculuğumun sonunda Süleyman Çelebi türbesine ulaştım. Süleyman Çelebi bundan 600 küsür sene evvel Bursa'da bir eser kaleme almış ve bu eser gönüllerde, hafızalarda yer etmiştir. Üstelik öyle bir eser ki kendisinden sonra benzeri yazılmaya çalışılsa da kimilerine göre asla Süleyman Çelebi'nin Mevlidi gibi eser yazılamamıştır. Bu seyahatin vesilesiyle Süleyman Çelebi ve onun eseri Mevlid'in yazıldığı bu coğrafyalarda seyahat etmek nispeten güzel oldu. Çünkü fark ettim ki aslında Süleyman Çelebi hakkında o kadar da fazla kafa yormuyorum. Bunu yalnızca kendi adıma söyleyebilirim ki bu konuda biraz eksik sayılırım. İsmen ne kadar vakıf olsak da değerlerimiz konusunda yeterli bilgiye sahip değiliz. Bir şekilde önemsemiyoruz belki. Yani daha yumuşak ifadeyle aslında bilmemiz gerekenden çok daha azını biliyoruz. Bu da kültür mirasımızı ve manevi değerlerimizi idrak konusunda bizi bir hayli geride bırakıyor. Yine kendi adıma söyleyecek olursam, eğer 2022 Süleyman Çelebi yılı ilan edilmeseydi, belki de bu seyahate hiç çıkmaya karar vermeyecektim. Ya da çok sonra akıl edecektim. Halbuki Süleyman Çelebi yüzyıllardır burada yatıyor ve eseri birden fazla dile çevrilmiş halde çeşitli makamlarda okunarak kulaklarımızda, kubbelerimizde ve evlerimizin duvarlarında yankılanıyor. Üstelik hayatımızın her alanında. Küçük bir kıvılcım vesile oldu ve ben Süleyman Çelebi'nin izinde yolculuğuma çıktım. Yolculuğumun sonunda diyebilirim ki aslında bu yolculuk hiç de fena olmadı. Vesilesiyle Bursa'nın çeşitli yerlerinde çeşitli fikirlere yelken açıp özlediğim güzellikleri tekrar görme fırsatı buldum. Bursa'nın fethinde cenk etmiş, kılıç sallamış isimlerden biri Baba Sultan, namı diğer Geyikli Baba'dan, fetihten önce Bursa çevresine yerleşmiş Türkmen beylerinin Kızık köylerine kadar birçok yerden geçerek etraflıca bir Bursa seyahati gerçekleştirmiş oldum. Bu vesileyle sevdiğim şehirlerden biri olan Bursa ile tekrar hasbihal etme şansım oldu. Ben seyahatim boyunca mümkün mertebe Süleyman Çelebi'yi ve onun eseri Mevlid'i bir an olsun aklımdan çıkarmamaya gayret ettim. Onu daha iyi anlayabilmek, daha çok bağ kurabilmek için elimden gelen gayreti sarf ettim. Her zaman yakındığım bir konudur. Böyle şahsiyetlerin keşke hayatlarına dair daha fazla bilgi kaydedilmiş olsa ve biz onları bugün daha rahat takip edebiliyor olsaydık diye. Ancak elden ne gelir? Bugün sahip olduğumuz bu kişilerin hakkında önemli bilgiler ve eserlerinden başkası değil. Ben bir seyahatimin daha sonuna geldim. Umarım ki bu seyahatim boyunca Süleyman Çelebi'yi ve bize bıraktığı mirası hakkınca yad edebilmişimdir. Benim eksiklerim illaki vardır. 600 yıl sonra ben Süleyman Çelebi'yi anarken aslında kendisi 600 yıl evvel bizleri unutmamış. Kendisinin Hak Teala rahmet eyle ya ana, kim beni ol bir dua ile ana, her kim diler bu duada buluna, Fatiha ihsan ede ben kuluna. Beytine istinaden türbesinden ayrılmadan evvel bu isteğini yerine getirmek istiyorum. Bir sonraki seyahatimde bambaşka rotada bir başka manevi değerimizin izinde tekrar görüşebilmek dileğiyle Allah'a emanet olun.